Ligya bölgesinin kutsal alanı olan Leton, Muğla ili Fethiye ilçesi Kumluova beldesi sınırları içerisinde Eşen Çayı'nın batısında yer almaktadır. Alanda 1960'lı yıllardan başlayarak yapılan kazılarda geç antik döneme tarihlenen bir kilise ortaya çıkarılmıştır. 2015 yılında başlayan Leton Arkeolojik Araştırma Projesi kapsamında kazı deposunda bulunan Bizans dönemi seramikleri araştırmalarına ve kilisenin kalan bölümlerinin kazı çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. 2019 yılına kadar gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucu, kilise olarak adlandırılan yapının bir manastır olduğu ve kilisenin de manastırın katolik konu olması sonucuna ulaşılmıştır. Leton, antik dönemde Karya bölgesinin doğu sınırında Eşen Çayı'nın batısında yer almaktadır. Leton Ören yerinin kalıntıları 1841 yılında Bacon gemisinde görevli İngiliz Deniz Kuvvetleri teğmeni olan Richard Haskin tarafından keşfedilmiştir. Leton'u da kapsayan arkeolojik ilk bilimsel kazılar 1962'de Metizger ve diğer Fransız bilim insanları tarafından başlatılmış ve 2006 yılına değin aralıksız sürdürülmüştür. Kısa bir ara dönemden sonra 2008 yılında araştırmalara tekrar başlanmış ve 2011 yılına kadar alanda çalışmalara devam edilmiştir. Kazılar 2011 yılından 2019 yılına değin Başkent Üniversitesi adına Profesör Doktor Sema Atik Korkmaz başkanlığında sürdürülmüştür. Manastırda yapılan kazı çalışmalarında yemekhane olarak değerlendirilen küçük bir alan ortaya çıkarılmıştır. Mekanın devamı yol altında kalmasından dolayı yapının işlevi konusunda belirsizlik vardır. Bununla birlikte kazısı yapılan alanlar erken Bizans dönemine aittir. Yapı İsa'dan sonra 6. yüzyılda yapılmış ve 7. yüzyıl ortasında yıkılmıştır. Trikonkos planlı bir vartis hanesi bulunuyor. 1841 yılında keşfedilen Leton, kutsal alanında 36 oturma sıralı tiyatro, bazilika, yazıtlar, 3 tapınak, imparatorluk kült binasına bağlı yuvarlak bir portiko ve L biçiminde bir sutağa bulunmaktadır. Leto'nun tanrısal ikiz çocukları Apollon ve Artemis anneleriyle birlikte birer tapınak ile onurlandırılmıştır. Bu tapınaklardan en büyüğü batıda bulunan ve Peripteros tarzında yapılmış 30.25 metre çarpı 15.75 metre ölçülerindeki Leto tapınağıdır. Doğuda Dor tarzında yapılmış 27.90 metre çarpı 15.07 metre boyutlarındaki Apollon tapınağı yer almaktadır. Likya mezarlarında tasvir edilen evlere benzeyen Apollon tapınağının içindeki temeller ahşaptan yapılmış olmaları dolayısıyla dikkat çekmektedir. Her iki tapınağın ortasında yer alan ve diğerlerine göre daha küçük olan Artemis tapınağı ise 18.20 metre çarpı 8.70 metre boyutlarındadır. Su seviyesinin antik dönemden beri yükselmesi nedeniyle yapıların alt kısımları bugün sular altındadır. Leton, Tanrı Apollon ve Artemis'in annesi, Lota adına kurulmuş bir şehirdir. Tanrılar tanrısı Zeus, Titanlardan Kios ile Piobio'nun güzel saçlı kızı Leto'ya gönlünü kaptırır. Diğer sevdikleri gibi Leto'ya sahip olur ve Leto hamile kalır. Çapkın Zeus'un kıskanç karısı tanrıça Hera, Leto'yu adım adım takip ettirerek onun Zeus'tan olacak çocuklarını da doğurmasına mani olmaya çalışır. Nihayet Leto Anadolu'daki Likyia'ya kaçar ve Hera'dan kurtulur. Çocukları Artemis ve Apollon'u Delos adasında doğurduğunu söylenirse de bir efsaneye göre Apollon'u Patara'da doğurduğu kabul edilmektedir. Bu tanrıların annesi Leto'nun da Anadolu olduğu ve Kibele ile bütünleştiği kabul edilir. Milattan önce 5. yüzyılın sonunda Arbinas Sani Dağı döneminde önem kazanmaya başlar ve bu devrede Leto, Artemis ve Apollon'a adanan üç tapınak yapılır. Helenistik döneme gelindiğinde Burası en ihtişamlı dönemini yaşamaya başlar. Kutsal alanı çevreleyen büyük portikolar ile milattan önce 2. yüzyıla ait bir tiyatro yapılır. Roma döneminde ise Ligya'nın eyalet olarak küçülmesine karşın burası dini niteliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bu devirde tanrılaştırılmış Roma imparatorları kültü için bir salon ve İmparator Hadrianus'a adanan büyük anıtsal bir çeşme yapılmıştır. Hristiyanlığın yayılmasıyla 4. yüzyılda bir de kilise ilave edilmiştir. Yalnız bu kilisenin yapımında antik eserlerin yıkılmış parçaları kullanılmıştır. Milattan sonra 7. yüzyıldan sonra terk edilmiştir. Milattan önce 2. yüzyılın ortalarında inşa edilmiştir. Helenistik döneme aittir. Sahne kısmı günümüzde yıkılmış vaziyette ve toprağın 3 metre kadar altındadır. Diyazoma'ya açılan güney ve kuzey olmak üzere iki giriş kapısı vardır. Ligya dönemi bir lahit kapağının bulunması burada tiyatrodan önce bir nekropol olduğunu gösteriyor. Tiyatrodan birkaç metre uzaklıkta başka mezar kalıntıları bulunması bu fikri destekliyor. Tiyatronun dış duvarı zengin bir dekora sahiptir. Tünel girişinin yukarısı iyonik arşitrav ve dorik frizi şeklinde kompozit bir stille yapılmıştır. İnsan eliyle oluşturulmuş ve kutsal alana hakim olan teraslar, tüm tüm tepenin güney yamacı boyunca birbirine paralel iki sıra halinde, kuzeybatı güneydoğu yönünde tapınak alanına kadar uzanır. İlk teras, tiyatronun güney analemma duvarından başlar. Bu yapay terasın dayandığı destek duvarı bugün yerinde değildir. Terası doğuda sınırlayan teras duvarı ise iki yerde dirsek yaptıktan sonra düz bir şekilde kutsal alana doğru uzanır. İlk dirsekten sonra teras artık inşa edilmiş bir duvara dayanmaz ve doğrudan doğruya kayaya uyumuştur. Teras duvarının ilk yapım evresi olasılıkla Helenistik döneme aittir. Bu evredeki işçiliği kaba tıraşlı, bosayşlı, poligonal örgü tekniğindedir. Roma ve Bizans dönemlerinde ise duvarın bazı bölümlerinde tadilat yapıldığı gözlemlenmektedir. İstinat duvarı şeklinde tepeye yaslanan teras duvarının önünde atölye, işlik ve ana kaya mekanları bulunmaktadır. Aynı zamanda ana kaya oyularak oluşturulmuş kaya basamakları tüm tüm tepeye ulaşmaktadır. Basamaklı yolun üzerinde doğal kaya çanak bulunmaktadır. Tüm tüm tepedeki kayalıkların taş ocağı olarak kullanıldığı ana kaya üzerindeki çok çeşitli izlerden anlaşılmaktadır. Müzik Tapınakların hizasında teras, çifte teras biçimini alır. Tapınaklara egemen konumuyla alt teras ana kaya mükemmel şekilde tıraşlanarak oluşturulmuştur. Söz konusu ana kaya aynı zamanda tapınak alanını doğu yönde sınırlar. Ana kayanın bu bölümünde yer yer kayalara açılmış yuva izlerine rastlanmaktadır. Bunlar ya şu anda tamamen yok olmuş kutsal yolu kapatan ahşap sundurma yuvaları ya da sitel veya heykel gibi adak anıtları için uyulmuş yuvalardır. Bu alandaki mekanların işlevi henüz bilinmemektedir. Leto Tapınağı, mimari bloklarının %80'i günümüze ulaştığı için dünyadaki en iyi korunmuş tapınaklar arasındadır. 15.75 çarpı 32.25 metrelik ölçüleriyle Apollon tapınağından biraz daha büyüktür ve alanın batısında kutsal su kaynağına en yakın noktada yer almaktadır. 6 çarpı 11 sütunlu iyon düzeninde bir peripteros olan yapı, derin bir pronoosa ve peseudo sahiptir. Ceylan'ın iç duvarlarında Plasterler üzerinde yarım Korint başlıkları kullanılmıştır. Kuzeybatıda eski yapı evresinin taban döşeminin bir kısmı in situ'dur. Yeni yapı evresi eski evreye göre doğuya doğru kaydırılmış ve yapı aksıda Apollon tapınağında olduğu gibi doğuya doğru değiştirilmiş olmalıdır. Yapı Cellasında bulunan bir sikke grubu nedeniyle milattan önce 160 ila 130 yıllarına tarihlenmiş olsa da, bezeme öğeleri ve inşa tekniği tarihlendirmenin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Yapıda onarım izleri de görülmektedir. Müzik Cellasında yer alan lira, ok ile sadak ve merkezde üçgenlerin sınırladığı bir Rosas Onphalos motifinin betimlendiği üç bölümlü taban mozaiği nedeniyle Natri Apollon'a atfedildiği anlaşılan tapınak, Temenos'un en doğusunda tıraşlanarak düzlenmiş kayalığın hemen dibindedir. 27.97 çarpı 15.07 metre ölçülerindeki tapınağın en dışta yer alan son evresi 6 çarpı 11 sütunlu bir peripterostur. 3 basamaklı bir podyum üzerinde yükselir. Tapınağın inşasından önce burada Likya mimarisine özgü taş temel üzerine ahşapla inşa edilmiş 4.9 çarpı 7.6 metre boyutlarındaki Erken tarihli bir tapınak günümüzde in situ olarak Helenistik dönem tapınağının cellasında yer almaktadır. Son yıllarda yürütülen çalışmalarla tapınağın dor ve iyon öğelerinin bir arada kullanıldığı, karma düzende inşa edildiği anlaşılmıştır. Leto'nun dikkat çeken en önemli kalıntıları burada bulunan üç tapınaktır. Bunlardan batı kısmında en başta bulunan Leto'ya ait tapınak, M.Ö. 4. ve 5. yüzyıl sonuna doğru Kral Arbinas'ın girişimi ile inşa edilmiştir. Peripteros tarzında yapılmıştır. Bu tapınağın yanında ortada yer alan tapınak ise M.Ö. 4. yüzyıla ait olup Artemis'e aittir. Doğuda dor düzeninde yapılmış olan 3. tapınak Apollon'a aittir. Helenistik dönemden kalan ve bugün oldukça harap durumdaki tapınağın cellasında bulunan bir mozaikte Artemis'in ok ve sadığı ile Apollo'nun diri tasvir edilmiştir. Üç tapınaktan ortada yer alan 9.5 x 18.5 metre boyutlarındaki yapı işlerinde en kötü korunmuş olandır. İon düzeninde inşa edilmiş yapının Templium'in in Antis planlı olduğu ve girişinde ele geçen iki yazıt nedeniyle Artemite Artemis'e ithaf olunduğu düşünülmektedir. Bu yazıtlardan biri günümüzde kazı deposunda korunan ve milattan önce 380 yıllarına tarihlenen yerel haneden Erbina Arbinas yazıtı, diğeri Zemuri Limira doğumlu Nitemuklida Demokleide tarafından Artemis'e ithaf edilen ve milattan önce 360 yılına tarihlenen bir heykel kaidesidir. Bu küçük muhteşem tapınağı özgün kılan en önemli özellik, cellanın ortasında yükselen basitçe tıraşlanarak bırakılmış ana kayadır. Anadolu'da ana tanrıçalar kaya ile ilişkilendirilmekte, dağlar ve kayalıklar tanrıçanın evi gibi algılanmaktadır. Yapının tonik öğeleri çok zarif ve usalıklı taş işçiliğine sahiptir. Erbina Arbinas yazıtı nedeniyle yapının ikinci evresi M.Ö. erken 4. yüzyıla tarihlenmektedir. Hristiyanlığın yayılmasıyla 6. yüzyılda bir de kilise inşa edilmiştir. Tapınakların güney tarafında yer alır. Kilisenin yapımında antik eserlerin, tapınakların yıkılmış parçaları kullanılmıştır. Tabanda iyi korunmuş mozaiklere rastlanmaktadır. 1960'lı yıllarda ortaya çıkarılan Leton erken Hristiyanlık kilisesi kutsal kaynağın üzerine yerleşen manastırın bir parçasıdır. İnce, uzun planlı bazilika üç neflidir. Yerel kireç taşı ve tapınaklardan devşirilen blokların kullanılmasıyla yapılmıştır. Olasılıkla ahşap kırma çatı ile kaplıdır. Yapının orta ve yan neflere hayvan motiflerinin de yer aldığı bitkisel ve geometrik mozaiklerle bezelidir. Manastırın Güney yan ile bağlantılı mekanlar bulunmaktadır. Bunlardan içinde iki adet mezar olan bölümü Martirion olarak kullanılmıştır. Leton Manastırı milattan sonra 6. yüzyılın ikinci yarısı ile 7. yüzyıl başına tarihlendirilmektedir. Kutsal kaynakla var olan ve de kutsal kaynağın sularının yükselmesi sonucu terk edilen manastırda 2011 yılında kazı, araştırma ve onarım çalışmaları tekrardan başlatılmıştır. Yarım daire formlu apsis doğudadır ve üç basamaklı bir sintronona'ya sahiptir. Bu alan opus sektile ile kaplıdır. Leto tapınağından devşirilen bir sütun, tamburu altar olarak kullanılmıştır. Orta netin merkezinde Salea'ya ait izler bulunmaktadır. Kilisenin batısında zemini tuğla ile kaplanmış atrium yer alır. Atriumun ortasında kiliseye gelenlerin temizlenmeleri için yapılmış bir çeşme bulunmaktadır. Kilisenin güneydoğu köşesinde trikonkos denilen üç yapraklı yonca planlı bir vaftizhanesi bulunur. Vaftizhanenin taban mozeyinde yer alan Bani yazıtında Eotikes'in bu yapıyı yaptırdığı yazmaktadır. 1979'da Apollon Tapınağı'nın yakınında Grekçe, Aramca ve Likya dilinde olmak üzere üç dilde yazılmış bir metni içeren çok önemli bir yazıt bulunmuştur. Likya ve Karya satrabı Piksadorus'un bir kararnamesi olan ve M.Ö. 337'ye tarihlenen bu yazıt, Likya dilinin çözülmesi açısından çok önemli olup Bugün Fethiye müzesindedir. Büyük olan iki yüzeyde biri Grekçe biri Likya dilinde olan aynı metnin yazmaktadır.